Herkese selamlar diyelim. Herkese merhabalar. Özleştik. Evet, bayağı da yapamadık, görüşemedik. Evet, epeydir görüşemedik. Hafta sonları çok yağmur yağdı. Evet, Antalya'da biliyorsunuz hani seller, sular falan ama özellikle ne zaman gelmek istesek yılbaşından sonra çok yağış vardı ve gelemedik. Biz birkaç haftadır gelmeye başladık. Ama şimdi o kadar şeydik ki, o kadar dağıttık ki buraları. Çekim yapmak için bir de hızlı hızlı iş yapmak istedik. Çünkü bahçe tuvaletimizi biliyorsunuz kullanmak artık iyice zorlaştı. Akşamları çok soğuk oluyor. Gece -4'leri falan görmeye başladık. O yüzden içeriye bir an önce duş ve tuvaletimize koymak istedik. O yüzden elimize kamera bile almadan hızlı hızlı birkaç hafta boyunca çalışıyoruz. Aşağı yukarı herhalde 3-4 haftada bitirdik diyebiliriz değil mi Güngör? 3-4 hafta geldi. Evet. Artık kulübemizin içi bitti diyebiliriz. Artık şimdi bir temizlik ve işte ondan sonra tülü perdeleri takılacak, raflar düzenlenecek. Artık sadece yerleştirmesi ve temizliği kaldı. Yavaş yavaş dışarıya başladık. Evet, neler yaptık bu hafta? Köşelerde aslında aldığım ağaçları yanlış aldığım için ince aldım. Normalde daha kalın almam gerekirken ince aldığım için. Kenara artık çakmayı düşünmüyorum ama. Şu köşeleri kapattık gördüğünüz gibi. Normalde yani 4 santim daha fazla büyük olsaymış daha iyi olacakmış. 15 santim olsa iyiymiş. Ama 10 santim oldu mecburen geçici olacaktım. Yazın tekrardan söküp değiştireceğiz 15 santimlik ağaçlarla. Şöyle bir aktarımda şöyle bir baca yapmaya çalışıyoruz. Evet, bacacı oldu şimdi Güngör. Bu hafta. Çünkü havalar çok soğuk olduğu için sıcak bir duman dışarı çıkarmaz. Boru çarptığı anda otomatikman yoğuşma oluşuyor. Ve o da sürekli damlatıyor. Evet. Fazla dış yapmasın diye. Ya içerisinde şimdi sobayı yakıyoruz. İçerisi çok sıcak borular. Dışarıdaki borular çok soğuk olduğundan buradan böyle pıt 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 şu zemine doğru damlatıyordu. Yoğuşma oluşuyor dışarı soğuk çarptığı için. Evet. Yaktığımız dallar malar biraz içine su buhar çıkmış oluyor. İçinde şey yani şu anda içinde 5 santimlik aldığım önden yutonklarımız vardı. Onlarla içini kaplıyorum. Ve bunun dışı böyle destekli şekilde bacamız oluyor. İzolasyonlu bir baca. Şu, içeriden şöyle bir daha göre gözüküyor. Şuradan mı? Evet. Ahşabın önüne yutongu koymuşsun. Arkada baca var. Evet, bacanın etrafını yutongla sermiş oluyoruz. Nasıl yalıtım yapıyor? Boruyu korumuş oluyor, ağacı da korumuş oluyor. Evet. Sonra duş ve tuvaletlerimiz aynen duruyor bıraktığımız gibi. Üzerlerini kapadık. Yani çünkü ağaçlar direkt yağmurda çok yağdığı için çürümesinler diye, ıslanmasınlar diye. Çatı yapmaya çünkü daha vaktimiz yoktu. Zaten biliyorsunuz sonbahardan sonra epey uzun bir süre gelmedik. Şimdi başladık işte gelmeye çalışmaya. Üzerlerini kapatmak için hiç vaktimiz yoktu. Güngör'de böyle bir çözüm buldu. İşçi olarak yani bu kışı geçirmesi için üzerine naylon brandı çaktık. İnce naylon evet. Brandı. Üzerine çısalarla sabitledim üzerine. Bakar mısınız bir de bunları böyle pıt pıt kesmiş ki rüzgar estiğinde kuzeyden böyle birden kaldırmasın diye. Evet, rüzgarın gücünü de azaltması olsun. Bravo. Diğer çardan üzerine mi yaptık? Ona da yaptık evet. Ona da yetişemediğimizden dolayı. Hatta üzerine bir tane Güngör. Dün yaptın bunu değil mi? Hemen kısacık bir zamanda pet şişelerin diplerinden bir tane rüzgar gülü yaptı. Evet. Bir de okumuz var. Rüzgarı önümüze gösteriyor. Evet. Böylece rüzgarın nereye estiğini görüyoruz ve ne kadar estiğini görüyoruz. Evet. Şu tarafı da göstereyim. Tamam. Bu taraftan gel. Yani su borusunu test ettiğim üzerine şöyle köpükle güzel bir yalıtım yaptım. Sonra üzerine de şöyle bir ağaçtan kapak yaptık üzerine böylece soğuktan su borularının donmasını engellemek için. Ve çalışma devam ediyor. Buradan zaten biliyorsunuz yukarıdan temiz su girişi var. Buradan da gider kirli su giderleri var. Bunları Güngör bayağı bu tarafı düzenledi. Evet. Ve şey zaten şu boruyu böyle hem neydi bu malzemenin adı unuttum ama. Yani hem o yalıtım malzemesini sokmak metrelerce çünkü. Metrelerce böyle gidiyor. Hem de üzerine tek tek o brandaları kesip kesip sarmak çok ciddi bir zaman istiyor. 6 metre şeyden 1 metre şey sarıyor. Değil mi? Dolanın zaman 6 metre gidiyor. 6 metre brandı kestim de. Evet. 6 metre 1 metre geldi. Bak iki yerine belirler. Yani çok el oyalayıcı diyebilirim. Biliyorsunuz bir tek hafta sonları gelip iş yapabiliyoruz. O da hani yağmur falan olmazsa diye. Çünkü dışarıda çalışamıyoruz yağmur olduğunda.
Dolayısıyla böyle şey parça parça. minik minik adımlarla yapmaya çalışıyoruz. Burayı da bitirmişsin. Bak arka tarafı da bir güzel yapmışsın Güngör'cüm. Onu da ağaç gibi su kaplayacağım. Bunu yaptım. Onları da ağaç kaplayacak mısın? Kaplayacağım. Çünkü şu tuvaletin altını biz gidelim yapalım. Banyo tuvaleti bağlı içeri. İçeriye bir tane tuvalet, bir tane duş teknesi yaptık. Onu da şöyle borusunu altından bir sprey boruyla esya verdik. Koku yapmasın diye fazladan. Tuvaletin borusu da buradan geliyor. Bu şekilde. Sula da şöyle bir izolasyon yaptı Güngör. Gece buzdan etkilenmeyelim diye. Gayet güzel. Suyumuz akıyor. Evet, şimdi ben böyle yavaş yavaş bu tarafa doğru gideyim. Zaten bu sene doğru düzgün hiç ekim dikimle, hani soğan, sarımsak her mevsim ekiliyor ya, onlarla zaten hiç uğraşamadık biliyorsunuz. Uzun bir süre gelemedik. Yağmurlar durmadı. Şuraya da Güngör bir yürüyüş yolu yaptı. Kulübeden bahçe mutfağına gidebilmek için. Çünkü yağmurda çok çamurlanmıştık. Ve bakın yolumuz kulübemize kadar gidiyor. Geldiğimiz gibi bir dağılıyoruz, bir dağılıyoruz. Her yer, her yerde. Çünkü çalışıyoruz, hemen işe başlayalım diye giderken bile çoğunu toplayamıyoruz. Çoğunu. O kadar yoruluyoruz, o kadar yorgun oluyoruz ki. Evet, burada bayağı bu çalı çırpıları yaka yaka eritmeye çalıştık. Onun dışında her şeyi bıraktığınız gibi. Şu kadar pirketimiz kalmış ya, bayağı kullanmışız. Zaten bu normalde bu üstteki iki duvarı biliyorsunuz biz fazladan şimdilik yaptık. İçerisi çok görünmesin dışarıdan diye. Normalde o 2-3 sıra tekrar geri inecek bahçe mutfağına başlarken. Böyle çünkü kapalı bir şey değil de açık havadar bir şey yapmak niyetimiz. Bakalım ona ne zaman sıra gelecek. Evet, şimdi artık yavaş yavaş dışarıdaki işleri başladık. Kulübenin işte bacasıydı, yanları falan filan. Oradaki işleri bitiriyoruz. Ondan sonra işimiz nedir? Doğu tarafıyla başlayıp direklerimizin çukurlarını hazırlayıp önce bu tarafı kapatmak. Sonra buradaki direklerimiz zaten hazırdı biliyorsunuz. Ondan sonra böyle tıkır 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 o şeyle, telle çevirmeye çalışacağız. Herhalde artık bademlerimiz 1-2 hafta içinde çiçeklenir diye düşünüyorum. Umarım bizim bademler de çiçeklenir. Geçen sene çok çiçeklenmemişti. Ondan önce çok verimliydi. Bu da her sene böyle bu kadar verim olmuyormuş zaten. Şöyle ipimizi de çektik. Anı görelim diye. Duvar karşı komşunun duvarı. Tam böyle duvarın dibinden biz burayı duvar yapacaktık aslında. Bir taş duvar falan kendimize yaparız, firketten de yaparız falan derken ama taş duvardan vazgeçtik. Çünkü çok pahalı oldu artık. Ustaların günlükleri falan çok değişken ve çok yükseldi. Dolayısıyla birketi de Kemal amca, köyden komşular dediler ki gerek yok şimdilik yapın. Hani amaç hemen bir an önce etrafını kapatmak, dikin direkleri. Çevirin. O yüzden dedi ki hakikaten öyle yapalım. Çünkü keçiler buradan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Burada mesela soğanlarımız vardı. Geçen seneden kalanlar, büyüyenler var hala ama işte onlar geldiği zaman bunları yiyorlar. O yüzden çok fazla büyüyemedi bu tarafta. Yaz bostanım bile hala duruyor. Şimdi tata kısmına geldik Güngör'cüm. İçeride misin? İçeride. Tata kısmına geldik evet. Diyorum. Bak şöyle bir tane eşiğimizi de yaptık. Hı, evet. Kapımız altı güzel bir eşik oldu. Güzel, bizim parasını da yaptı Güngör bunun. Pırıl pırıl. Evet, içeri giriyoruz. Bakalım neler değişmiş ama ben bir geniş açı alayım. Tavanımıza aydınlatma yaptık. Ay çok güzel oldu. Işıl ışıl. Şurada içeri bir tane koyduk. Ama duvarlarımızı yalıtımını bitirdik. Çok şükür. Damlayı çaktık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sözü kesmek istemiyorum ama yani bu yalıtımı yaparken bir kulübe daha yapardık. O kadar çok vaktimizi aldı. Normal aşkım. Kolay değil. Aslında normal bak aslında ağaç binalı, hareketli binalı genelde taşını kullanmayı tercih ediyor da bizi pratik olsun diye biz şey yaptık. Yutok yaptık. Evet. Değişiklik evet. Oldu. Evet. Resimleri keselim. Evet. Şöyle geliştiriyorum. Hı hı. Lambalarımızı burada açıyoruz.
İki tane şirine aplik aldık. Ve onları hemen camın iki tarafına yerleştirdik. Biraz şimdi buradan çık 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 yapıyor görüntü ama çok tatlı oldular gerçekten. Asıl önemli olan şu gelin bayım kısmı. Evet, asıl önemli olan asıl iş orada. Evet, onu kaldırabilirsin istersen. Bir duş perdesi aldık yapı marketten. Ve işte şöyle bir çubukla duş perdesini taktık. Fakat perdemiz kısa geldi. Aynısından bir tane daha alacağız. Hadi biri bu tarafa, biri bu tarafa takacağız. O zaman tam anlamıyla kapanmış olacak. Evet Güngör Bey. Güngör Bey, evet. Seramikler ne kadar güzel olmuş. Kim döşedi bunları ya? Güzel döşemişiz değil mi? Ellerine sağlık aşkım. İlk kez bu küvet seramiğini ben döşedim. Elimizde çok şeydi. O artılar çok inceydi. Dışarıdaki bahçe, duş ve şeyini mutfağı şey duş ve tuvaletini yaparken çok incelerdi ve çok zorlandık. Tabii evet. Bilmeden almışız ilk ama meğer kalın kalın olanından almak gerekiyormuş. Ben bunları tamamen göz kararı yaptım. Sevgili dostlar, tamamen göz kararı yaptım fakat çok da beğendim. Hiç de fena yapmamış. Yani. Evet, bundan önce altı İlk deneme olarak gerçekten hiç de fena değildi. Önce bir altta beton döktük. Evet. Şimdi demir döşedik. Altta beton döktük. Kalıp yaptık. Şu kenarlarını bu şekilde yaptık. Hı-hı. Sonra üzerine seramik yapıştırdık. Sonra üzerine beyaz köşeleri böyle plastik çıtı silikonla yapıştırdık. Ki o kenardaki hem görüntü toplansın hem de oradan su yürümesin. Ya ekerlik çünkü ne yaparsa düzgün olmuyor çünkü. Yani biz profesör olmadığım için tam düzgün kesip hepsi eşit kesemiyorsun. Evet. Altı beton da eşit dökemiyorsun. Oynamalar oluyor. Evet. Şuradan edelim. Şöyle yatağın köşesinden de şöyle. Küveti gösterebilirim. Hı hı. Şurada şimdi tuvaletin altı şey daha şeyler temizlemedik. Silikon bu parçanın temizlenmesi gerekiyor. Daha temizlenecek vakit kalmadı. Daha temiz diye başlamadık. Detay detay temizliğe geçeceğiz bundan sonra. Armatürümüzü duş için armatürümüze bağladık ama şu an sıcak suyumuz yok. Sen soğuk suyumuz akıyor. Normal. Yo ben razıyım ya. Şurada güğüm var zaten. Soba yandığında güldür güldür yanıyor. Bak orada da bir kova var. Pıtko çünkü yazın zaten diğer duşta duş alıyoruz. O sorun değil ama kışın yani çok kirleniyor. Zımpara yapıyoruz ya da çok terliyoruz. İnsan bir duş almak istiyor işten sonra. Bunu yaptığımız için yani şükürler olsun diyorum. Evet, tuvaleti yaparken biraz malzeme fazla almıştık. Plastik lambirleri. Aldığımız fazla malzemeyi de burada değerlendirmiş olduk. Duvarlarımızı kapladık onlarla. Evet, kalan plastik lambirlerle. Bir tane eksik geldi. Sonunda mecburen ek yapmak zorunda kaldık. Evet, ek yaptık. Bir tanesi şu fazla delmişim yanlışlıkla. Ufak bir minik deliği var. Olsun. O kadar olacak Güngör'cüğüm. Acemisiyiz bu işin. Arkada gördüğünüz gibi işte taharet musluğu bağlantılarını da yaptık. Tuvaletimiz ve artık suyumuz, armatürlerimiz çalışır durumda. Evet, aslında burada şey bak kapakta takma atladık çünkü. İlk başta şey yapmıştım. Çeşme taktığım için sökmek istemedim şimdi tekrar. Onun için kapakları üzerinde. Onda öyle bir eksiği var. Sonra mutfak kısmımızı yaptık. Evet. Bu demirler bizde daha önceden vardı. İlk evimizde bunlar bizim kütüphanemizdi. Sonra aklımıza geldi. Dedik ya bu demirlerden buraya 2-3 tane raf atarsak. Çünkü daha önce biliyorsunuz raf yapmıştık. Yalıtımdan önce ama o biraz küçük gelmişti. Şimdi mutfak boyunca büyütelim dedik. Ve pek çok şeyi aldı. Böyle şimdi layeten ben yerleştirdim göz kararı. Zamanla her şey tabii yerini bulacak. Hemen yine... lavabonun arkasına şu seramiklerden almıştık. Bu seramikleri koyduk, döşedik. Şuradan işte yapışkanlı deniyor değil mi bu malzemeye evet, Güngör'cüğüm? Yapışkanlı bir bant çektik. İşte eviye silikonlandı vesaire. Buraya yine Güngör prizleri taktı. Şurada da bir mutfak ışığımız var. Tezgah altı ışıklardan, raf altı ışıklardan bir ışığımız var. Vallahi ben çok beğendim. Azıcık daha tezgah. Ya evet oraya bir ilave tezgah yaptık. Böyle küçük katlı şey. Bazen çünkü tezgahımız zaten küçük. Bazen bulaşık yıkarken burada bir alana ihtiyacım oluyordu. Ve Güngör de sağ olsun böyle bir çözüm buldu. Çok işime yaradı. Evet, 20 birkaç kadar uzatmış olduk. Aynen öyle 20 santim daha o tarafta uzatmış olduk. Ama çok güzel görünüyor Güngör'cüğüm gerçekten. Evet. Mutfağımız biliyorsunuz zaten zeminli sedir ağacından kendi ellerimizle yaptığımız bir dolaptı. Kiler dolabıydı. Onları ayırarak ikiye bölmüş olduk ve bir tata daha diyebilirim.
Nasıl olmuş rengi? Çok güzel olmuş aşkım. Çok güzel. Bayıldım. Yapı marketten. Ya düşünüyordum acaba ben işte bu camı bir boyasam nasıl olur, nasıl olur diye. Yeşil rengi de çok severim. Boyasıyla boyadık. İnanılmaz hoşuma gitti. Çok beğendim. Ahşapla yeşilin uyumu çok güzel oldu. Mini dolabımız halen devam ediyor. İşte raf örtüleri, perdeleri artık bir sonrakinde. Onlar da gelecek. Çünkü daha önce aspiratör çalmıştık. Bilgisayar tonuydu. Onun evet. Bir aspiratör koyduk. Havalandırmak için, içerideki kokuyu çıkarmak için. Ve böyle bir aspiratörümüz oldu burada. Minik bir aspiratörümüz. Oradan kapatıp açıyoruz. Tıkarak yalnız koymuşum. O da bir yazı dikine geldi ama yapacak bir şey yok. Orada da bir ışığımız var. Onu da açabilirsin Güngö. Evet. Sola bir şey yaparken rahat çalışabilmek için aydın olma gerekiyor. Evet. Bunlar da dış lambalarımız. Evet. Bir ve iki. Artık bütün lambaları tek bir kontrol panelinden, kontrol köşesi diyebiliriz oraya, tek bir kontrol köşesinden bütün lambalara müdahale edebiliyoruz. Artık yani hakikaten sadece işte temizliği, yerleştirmesi, toplaması kaldı. Şuraya işte bir buhat kapağı, orası biraz şimdi büyükçe olduğu için oraya da öyle bir kapak ayarlayacağız. Bir de şu küçük deliğin orasını kapatacağız Güngör'cü. Köpük mü? Köpük sistemi içine. Okey. Kabla geçerse biraz bu arka taraf boş. Buradan karşı zaten boş. Hı hı. Evet vallahi şükür kavuşturana diyorum. Şu kapının da böyle açılabilmesi için çıt koyduk. Arada bir sitede böyle. Çok içeri gir çık yaptığımız için. Yok bir şey unuttuk. Hemen çıkıyoruz git gel git gel. Kapı da bazen şişiyor yağmurdan zorlanıyor. Güngör ona bir cirt yaptı. Şu anda bayağı işimizi kolaylaştırdı. Ya bir de şimdi bazen şu oluyor. Kapı çok yığılıyor. İçeri durulmuyor. Biraz açıyor soğutmak için kapıyı açıyoruz. Evet evet bazen. Çünkü güldür güldür yanıyor hakikaten. Yakıyoruz hatta altını da kapatıyoruz ki yavaş yavaş yansın diye. İzolasyondan çok yani verim aldığımı hissediyorum. Çok fark yaptı. Önceki yaktığımız kadar odun ve kömür yakmıyoruz. Evet. Gece 12'de mesela sobaya koyuyoruz kömürü, odunu. Sabah 6'ya kadar hiç uyanmadan. Ve 6'da tekrar kalktığımızda böyle külleri oluyor. Şey pardon koru. Tekrar besliyoruz. Evet. Evet artık bir sonraki hafta herhalde burası tamamen temizlik görmüş, düzenlenmiş. Perdeleri yetiştirebilirsem inşallah kumaşını aldım. Umuyorum perdeleri de yetiştirebilirsem tam anlamıyla burayı bitirmiş olacağız. Ben artık bitti bile diyorum çünkü. Aslında şöyle bir şey de yaptık. Şu iki tane üçlü priz. Sağ tarafa bir tane üçlü priz. Ha, onları göstermedin evet. Güngör'cüğüm. Hadi onları göster. Şunu da çekeyim mi? Burada iki tane başucu rafımız var. Şöyle iki tane, üç tane üçlü grup koyduk bir tane. Sağlı sollu rahat kullanalım diye. Evet. Altta modemimizi aşağı koyduk. Evet. Buraya da bir tane üçlü priz koyduk şöyle. Hem Güngör'ün tarafında hem benim tarafımda. Rahat rahat çalışabilmek için. Evet. Bir minik masa lambamız da var böyle. İş yaptık kullandığımız. Hepsi masayı aydınlatmak için. Evet. Böyle bu kadar. Evet. Bayağı toparladık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bayağı kullanabilir hale geldi. Evet. Artık çekimlere de başladık. Tekrar her hafta sizlerle birlikte olacağız. Biz de iple çektik bugünü. Bunun dışında bu sürede yazan çok arkadaşlar oldu Güngör'cüğüm. Ahşap ev yapmak isteyen hatta yapımına başlayan arkadaşlar. Fikir isteyenler, korkanlar yapabileceğiz mi yapamayacağız mı diye çok haklısınız. Bizim de bu tamamen amatör ruhla yaptığımız bir şey. Yani başlarken nasıl bir şey çıkacağını hakikaten biz de bilmiyorduk. Yapa yapa tabii yolda bir şeyleri öğrendik. Çözdüğümüz şeyler var. Hala çözemediğimiz şeyler var. Haklısınız ama korkmayın. Korkmayın. Eğer bu konuyla ilgili yani takıldığınız herhangi bir şey olursa mutlaka bize yazın. Mutlaka vakit bulup özellikle sizlere bu soruların tek tek cevaplamaya özen göstereceğiz. Bildiğimiz kadarıyla yani biz nasıl yaptık. Ama hani şunu bilin. Her şey çok profesyonel ya da kusursuz olmadı. Kusurlarımız da oldu ama yapabildiğimizin zannediyorum bugün için en iyisini yaptık. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer biz ilk başta yaparken koyduğumuz 5'i 10'ları hesapsız yaptığımızdan dolayı şey olarak daha ölçülüydü ama lambeli düşünmeden yaptığımız için biz her şey bir de yamuk olmasından dolayı lambeli çarpaz kesmek zorunda kaldım. Hı hı. Ya bir de yani normalde
düz boydan boya koyabilirdik. Ama biz her ağacın içine ayrı ayrı sokmaya çalıştığımız için bu sefer ne oldu? İki sıradan iki kat daha zaman harcadık. Normal bir usta gelse bunu bir günde bitirirdi. Evet. Yani usta bile gelse en az 5 günde bitiremezdi. Çünkü hep ağaçları yamukluk var. Ayrı ayrı kesmen gerekiyor. Bir tel çivi çaktık. Tel çivi hepsi ağaçlar kuru olmadığı için sabah mesela şunu çakmıştık. Sabah kalktığımızda böyle yere de dönmüştü. Evet. Çünkü kullandığımız lambiri fırınlanmamış lambiriydi. Hani bu işi yaparken fırınlanmış lambiri kullanmak önemli. Evet. Tamam dur hadi önce misafirimizle konuşalım. Tekrar size döneceğiz. Muhtarımız Kemal amca ve Akseki Belediye Başkanımızla birlikte geldiler. Seçim çok az kaldığı için artık seçim ziyaretleri başlamış. Sağ olsunlar bize de uğradılar. Biraz sohbet ettik. Şimdi senin ekleyeceğin bir şey var galiba. Yani geceleri burada eksiğe düştüğü için su yalıtımızı vurdum. Tam gömemediğimizden zamanımız olmadığı için şöyle bir şey yaptım. Şu burnu fazla uzattım. Fazlalığını aşağı uzattım ki içeceğimiz zaman suyu kesiyoruz. Çeşme açarak da tesisatı bütün suyu boşaltıyoruz ve dondan borudan patlamasını engellemiş oluyoruz. Evet. Birkaç hafta öncesinde mesela -7'yi de görmüştük. Gece hatırlarsan. Gece yatarken suyu boşaltıyoruz. Evet. O yüzden hiç donma yaşamadık. Yani gece yatmadan önce 11 gibi, 10 gibi suyla işimizi bitirip kapatıyoruz. Senin bahsettiğin nokta şurası. Evet, burası suyu, bütün tesisatı, bütün suyu da boşaltmış oluyoruz. Ve böylece tesisatı su olmadığı için de boruyu patlama şansı olmuyor. Evet. Sadece tuvalette giden şey, içine su biriktiği için teyi çatlamış. Neresi çatlamış? Tuvalette giden teyi çatlamış. Ha, öyle su kaldığı için. Ha, öyle mi? Değiştirebiliriz değil mi? Bu değiştirilir bir şey. Biz zaten ya. Tamam. Hayır tam kafama oturmadı da ne demek istedin ondan dedim. Tamam. Tarif musluğu yaptık ya sağlı sol iki tane tarif musluğu. Orta bir tane teyip koyduk sağdan kullanabilmek için. Ha anladım. O teyip işin buzlu açıldı kaldığı için su birikliğinden dolayı tamam. Çatlamış. Anladım. Yani onu çatlaması demek yani tabii çatlayabilecek demek yani. Ay doğru. Doğru. İyice rüzgar çıkmaya başladı ve serinledi değil mi? Evet. Ben bu bacayı bitirmem lazım. Daha geç olmadan. Öyle mi diyorsun? Bence bugünlük mola versek olacak. Çok soğuk çünkü Güngör. Bu kadar soğukta çalışmayalım. Dur bakayım az bir şey kaldı orada. Yarın devam edelim yani. Tamam. Öyle yapalım. Yani uzun yıllardan beri YouTube'a içerik üretmemize rağmen abone sayımız gerçekten bütün YouTuber'lar içine bakarsan en düşük olan bizimki yani. Galiba 2017'den beri yaptığımız bütün kamplarda sizinle birlikteydik. Kamp ekipmanları, elimizdeki bir sürü çadırı sizlere tanıttık. Kamp alanları çekimlerimizi çok önemsiyoruz. Onlar var. Köye taşındık biliyorsunuz. Bunun hikayesi 2 yıldır yine birlikte yaşıyoruz. Gerçekten bu anlamda uzun yıllar düzenli video içerik üretip de abone sayısının bu kadar az olduğu, tek kanal olduğumuzu ben de söyleyebilirim. Kesinlikle. İzlenme sayıları çok düşük aslında baktığı zaman. Çok düşük evet. Bunlar bizi motive ediyor. Yani sizlerin evlerine konuk olmak çok güzel. Bize Instagram'dan görseller de atıyorsunuz. Bizi nasıl izlediğinizle ilgili motive de ediyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ama lütfen izleyip kaçmayın diyelim. Abone olun. Yorum yazın değil mi? Evet. Abone olup yani yorum yazarak bizim videoların ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Böyle bizi böylece bize destek de olmuş olursunuz. Evet, destek de olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Peki bu haftalık bu kadar. Biz işlere devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize Toroslardan kocaman hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.